Sayın Davutoğlu'nun bu sözlerine biz zinhar katılmıyoruz. Bizim böyle bir düşüncemiz yok diyorlar diye duydum, öyle mi? İyi Parti siz de duydunuz mu? Siz de duydunuz mu? Altı lider eşit imza yetkisine sahip olsun çok, istiyor mu İyi çok, Parti? Kübra çok güzel bir şekilde şeyi atıyor. Şimdi, sizce böyle bir parti, şey pratikte yürür mü? Yani böyle bir sistem. Şimdi bu konuyu parti adına değerlendirmem mümkün değil. Çünkü parti içerisinde bunun tartışması veya değerlendirilmesi yapılmış değil. Dolayısıyla bireysel olarak görüşümü paylaşacağım burada. Tabii. İki şekilde değerlendirme yapmak istiyorum. Birisi Sayın Mehmet Uçum'un bu darbe konusu, sivil darbe sözcüğü. Yani bir hukukçu, bir özellikle bu konuda uzun yıllar çalışmış akademisyen, böyle bir imza paylaşmasını sivil darbe olarak niteliyorsa bu çok yani her şeyi aşan, aslında haddini de aşan bir değerlendirme olur. Siyasetçi olsaydı, yani siyasetçi olarak hani söyledi geçti diyebiliriz. Ama bir akademisyen olarak ve bu konuda kendine göre otorite olduğunu söyleyen birisi olarak böyle bir değerlendirme yapması doğrusu beni şöyle hayal kırıklığına açıklıyor. Uğrattı. Yine tartışalım. Şimdi, yani hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Evet. Ona itiraz şimdi, yok ama bir dakika, şöyle rasyonelize ediyor. Bir dakika. Peki. Darbe, Türk Dil Kurumu'na bakalım. Darbe, ne? Ne demek darbe? Niye sivil darbe olmaz? Niye olmaz? Şu, ülkede bir grup tarafından örgütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurularak veya seçim dışındaki demokratik usulleri kötüye kullanarak mevcut hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi. Darbe budur. Darbe budur. Peki sivil darbe nedir? Darbe budur. Bunu sivillerin yapması durumunda sivil darbe olarak tanımlanıyor. Sivil vesayetin oluşturulduğu bir konuma siviller tarafından yapılır ise bu. Askeri olarak da işte askeri darbe diyoruz vesaire. Şimdi dolayısıyla bunu ayrıntılandırmamız lazımdı. Onun için bu değerlendirmeyi yaptım. Yani Sayın Uçum'un bu değerlendirmesi çok yersiz ve bir akademisyenden beklenmeyecek bir değerlendirme. Şimdi ikinci bunu neye göre söylediğinde söyleyelim, hani altını doldurmak için diyor ki %50+1 ile seçilen bir cumhurbaşkanı var. Muhalefet diyor ki biz aslında bunu da şöyle gerekçelendiriyorlar. Tek adama bu kadar yetki verirseniz bu yoldan çıkabilir, otoriterleşebilebilir. Dolayısıyla biz bu 6 lider bir arada gösteriyoruz. Biz kefil olduğumuz için halk bu kişiye oy verecek. Onun için bizim de yönetimde söz hakkı sahibi olmamız lazım. Uçum da diyor ki mevcut anayasaya göre %50+1'i almış, bu yetkiyi almış bir cumhurbaşkanının yetkisine bir başkası ortak olamaz. Bu peki, sivil darbedir peki diyor. Bu anlamda şimdi, söylüyor çarşıda. Şimdi eğer bunu bu şekilde anlar ve açıklamaya kalkarsak o zaman mecliste kabul edilmiş İstanbul Sözleşmesi'nden Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek imzayla çıkması da meclisi dışlayan bir sivil darbedir. Eğer bu şekilde anlayacaksak bu meseleyi. Bu da çok zorlamalı hocam ama. Ayrıca bir dakika. Ayrıca burada eğer yetkilerin paylaşımı bir şekilde rızaen oluyor ise, yani bir zorlama, baskı, silah gücü vesaire. Mehmet Akif mümkün, öyle de sordu. Mümkün olup olmaması ayrı bir konudur. Anayasal tartışma ayrı bir konudur. Ama rızaen olması durumunda yine ona sivil darbe değil, başka bir tanımlama söylenebilir. Yani anayasayı ihlal diyebilirsiniz. Ama anayasayı, her anayasayı ihlal bir darbe demek değildir. Yani bir kere bunu bir yere koyalım. Evet. Şimdi ikinci Sayın Davutoğlu'nun ifadelerine gelince yine bu konuda kişisel görüşlerimi aktarıyorum. Şimdi bundan önce yapılan, yani Sayın Davutoğlu'nun ifade ettiği veya tanımladığı, çerçevesini çizdiği bu yöntemin veya uygulama, potansiyel uygulamanın, geleceğe yönelik potansiyel uygulamanın altılı masada görüşülmediğini biliyorum. Çok önemli bir cümle. Hiç görüşülmedi. Evet. Tamam. Nokta. Çok çok önemli bir açıklama. Dolayısıyla buradan çıkarak rahatça şunu söyleyebiliriz. Nedir o? Sayın Davutoğlu'nun şahsi görüşüdür. Ya Davutoğlu'nun açıkladığı ortak imza yetkisine sahip olacaktır kısmı
cümle olarak mı geçmedi ama ben biliyorum ki altılı masada o şekilde, o nasıl paylaşılacak? O şekilde bir değerlendirme veya o şekilde bir talep ya da o şekilde bir görüş gündeme gelmiş değil. Ama şu olduğunu biliyorum ben de. Yani Cumhurbaşkanı seçeceğiz de o yetkilerini nasıl kullanacak bunu tartıştılar anladığım kadarıyla. Şeyin Saadet Partisi Genel Başkanı, Saadet Partisi Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun da biliyorsunuz bir eşgüdüm komisyon falan sözcüğü dışarıdan var. Bu çerçeve içerisinde yani ikili, üçlü, beşli neyse konuşmalar olmuş olabilir. Ama Sayın Davutoğlu'nun söylediği formatta bir değerlendirme yapılmamıştır. Yani çok önemli bir bilgi sevgili izleyiciler. Altılı masada böyle bir şey konuşulmamış diyor Sayın Ahmet Hanım. Bu formatta bir konuşma olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi size göre doğru olur mu? Yani istikrarsızlık evet, şimdi oraya geliyorum. Çünkü. Şimdi oraya geliyorum. Bu tartışılmadığı için parti içerisinde yani partinin bu konuda nasıl bir tavır alacağını bilmem. Ama şahsi görüş olarak şunu söyleyebilirim. Eski bir bakan olarak. Evet, şahsi bir görüş olarak bunu şunu söyleyebilirim. Şimdi yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı sonuçta şöyle ya da böyle altılı masanın adayı olarak da gelse, çeşitli şekillerde de gelse bugünkü yasal çerçeve içerisinde seçilecek. Şimdi, temel unsur bu. Yasal çerçeve içerisinde seçilecek. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde seçilmiş bir cumhurbaşkanının bugünkü yine cumhurbaşkanlığı, seçim kanunu, yetkiler, anayasal çerçeve bu şeyler içerisinde herhangi bir resmi yükümlülüğü olmayan bu sistem içerisinde resmi yükümlülüğü olmayan bir grupla parti başkanlarıyla mesela imza paylaşması diye bir şey olmamalı. Yani sizce olmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Hmm. Benim şahsi düşüncem bu. Neden yani böyle bir şey olmamalı? Böyle bir şey olmamalı. Nedenini de açıklayın lütfen. Yasal çerçeve içerisine oturmuyor her şeyden önce. Sorumluluk, evet. Sorumluluk ve yetki meselesi. Yani meseleleri böyle almak lazım. Şimdi yasalarda ve anayasada bir konumun, bir makamın tanımlanması yapılırken nedir? Yetkileri, sorumlulukları ve yani yeri geldiğinde o sorumluluğun ne şekilde denetlenip cezalandırılacağı olumsuzsa. Bunlar hepsi belirtilir. Dolayısıyla yani yetkisiz sorumluluk olmadığı gibi sorumluluk olmadan da yetki olmaz. Siz şimdi bu konuda böyle bir tanımlamanın yapılmadığı bir çerçevede yani altılı masadaki herhangi bir... Yani bu bir anayasal değişiklik gerektirir. Anayasal ve yasal belki. Yani bize bile ben o işin... diyor aslında yani bunun bu çok uygulanabilir bir şey değil diyor. Ya böyle bir irade de yok ki zaten. Böyle bir irade yok zaten. Böyle bir altyapı yok. Böyle bir altyapı yok. Acayip bir irade gerçekten var. Çok enteresan. Çok güçlü bir irade var. Yani iki gün üst üste aynı şeyi söylüyor. Sayın Davutoğlu. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun iki gün, beş gün, üç gün neyse ne söylediği veya onun söylediği biz o noktadan şu anda kişisel fikrimi söylüyorum. Çok önemli sevgili izleyiciler. Yani İyi Parti onun hangi amaçla söylediğini ben bilmem. Anladım. Niye söyledi de demem. Tamam. Anlatabildim mi? Ben şahsi bir siyasetçi olarak, bir milletvekili olarak yani bu şekilde bir yetki ve sorumluluğu yasal çerçeve içerisine oturtulmamış bir konumda böyle bir imza paylaşımının olamayacağı inancındayım. Çünkü böyle bir imza atma yetkisini istiyorsanız onun sorumluluğu da onun yasal ve anayasal çerçevesi de olması gerekir. Cumhurbaşkanı yardımcısı olsanız daha imza yetkiniz şimdi, yoktur. Hayır bir dakika. Oraya söyleyeceğim başka şey var. Buraya kadar anlaştık mı bilmiyorum. Buraya kadar tamam, anlaştık. Mesele yok. Peki. Ama Cumhurbaşkanına bu anayasada öyle yetkiler verildi ki bizim de karşı çıktığımız denetimsiz yetkiler verildi ki Cumhurbaşkanı yetkilerini herhangi biriyle istediği gibi paylaşma şeyine de sahip. Anayasada bunu engelleyen hiçbir şey yok. Yani anayasada bilmiyorum ben gözden kaçırdıysam bilmiyorum ama bir madde yok. Yani Cumhurbaşkanı şu yetkisini birisine delege edemez. Cumhurbaşkanı yardımcısına veremez. Böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Ben bir anayasa maddesi okuyorum. Dolayısıyla bir dakika. Tabii hemen. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı konumunda eğer bu liderler gidecek olurlar ise ve sonuçta Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bu sistemin içerisinde yer alırlarsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın diyelim ki hani örneklemek için söylüyorum böyle bir şey olacağından veya olması gerekli anlamında söylemiyorum.
XYZ bakanlarının falanca cumhurbaşkanı yardımcısına, ZDE bakanlarının falanca cumhurbaşkanı yardımcısına veya personel bilmem neyinin peşmekanca cumhurbaşkanı yardımcısına bağlanması şeklinde bir sistematik oluşturulması söz konusu olur ise, bu durumda imza yetkilerinin de imzalama gereğinin de olabileceği bir ortam doğar. Ve bu şimdi, da bu da şu andaki geçerli anayasaya göre uygundur. Cumhurbaşkanı açısından, cumhurbaşkanı, seçilen cumhurbaşkanı kendi öz iradesiyle bu şekilde bir bölümlendirmeyi, böyle bir teşkilatlanma modelini hayatiyete geçirebiliriz. Burada hemen bir parantez. Mehmet Uçum diyor ki, başkan yardımcısı olsalar bile %50 artı 1 ile seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerine ortak olamazlar. Ben katılmıyorum. Bir kere bakın, Sayın Mehmet Uçum'u eğer gerçi bu konuda gerçekten bu kadar şey sahibi olsaydı, yani olmuş olsaydı, geleceği öngörebilecek veya yaptığı değerlendirmeler böyle çok güçlü olsaydı, anayasanın 101. maddesini yani Cumhurbaşkanı iki kez seçilebilir maddesini şu anda savunmak zorunda kalmıyor olurdu. Ya da onunla, yani o konulan maddeyi değiştirmiş olurdu bugün savunduğu şeyin gerçekleşebilmesi için. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmuş olurdu. Demek ki bakın, yani öyle her söylenen şey Sayın Uçum söylüyor diye bu doğru değil. Onu ben anayasada da özellikle çalıştım. Ben anayasada profesör olarak. Ben anayasada evet, gayet öyledir diyor ama. Ben anayasada gayet açık bir şekilde o madde baştan sona yeniden yazılı diyor. Ama Cumhurbaşkanı ifadesi olduğu için. Ben bir örnek veriyorum Hasan Bey. Yok hayır, bu tartışıldı. Her şeyi savunmak zorunda değilsin. Yok tartışıldı için ben katkı veriyorum. Konuşma sırası sana geldiğinde fikrini ifade et. Amen. Katılırız katılmayız. Amen. Ama her sözü savunmak durumunda değilsin. Yok yani. Bu da tartışıldı için söylüyorum ben size. Dolayısıyla ben o konuyla ilgili soruna son cümle olarak daha önce söylediğimi daha da toparlayarak söyleyeyim. Yani Sayın Mehmet Uçum böyle söylüyor diye böyle bir şeyin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anayasada olabilir mi? Şöyle anlayalım. Şimdi sizin bu sözleriniz haber niteliği taşıyan çok önemli sözler. Çok birinci olarak diyorsunuz ki altılı masada böyle altı genel başkanın eş imza yetkisiyle yönetime ortak olmasına ilişkin bir konu konuşulmadı. Evet. Bu net. İki, diyorsunuz ki ama başkan yardımcısı olurlarsa, seçilen cumhurbaşkanı da bunu kabul ederse böyle bir düzenleme... Seçilen cumhurbaşkanı yetki delegasyonu yaparsa... Delegasyondan kastınız nedir? Şey. Ben mesela dış politikayı X genel başkanı delege ediyorum. İşte iç işlerini X genel başkanı delege ediyorum diyebilir diyorsunuz. Genel başkanı değil, cumhurbaşkanı yardımcısına. Yani cumhurbaşkanı yardımcısı eskiden, olarak. Sayın Bakanım, eskiden hocam, buna da kanuni düzenleme gerekiyor ama. Efendim? Yani yetki paslamak ya için... Onu Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bir şey kararname. Kararname. Onun için özel bir şeye gerek yok ki. Cumhurbaşkanı'na, değerli arkadaşlar, bu anayasa, bu düzenlenen anayasa değişiklikleriyle şu anda geçerli olan anayasa, Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani bunu Tayyip Erdoğan'ın şahsı için konuşmuyorum. Kim olursa olsun, gerçi Tayyip Erdoğan için çizilmiş bir anayasa ama, ona göre biçilmiş bir anayasa ama, yani sanki hep o devam edecekmiş gibi o anlayışla biçilmiş bir anayasa ama yani öyle yetkiler verilmiş ve denetimsiz yetkiler verilmiş ki rahatlıkla bu sözünü ettiğimiz biçimde kararnamelerle şeylerle onu geçirebilir. Fakat, hocam orada bir anayasal engel de olabilir. Hayır, bir dakika lafımı tamamlayayım. Gerekiyorsa böyle bir konuda meclisten bununla ilgili yasal şey de geçirilir. İşin hukuki boyutunu söylüyorum. Yani kazanıldıktan sonrayı tartışmıyor muyuz? Kazanıldıktan sonrayı tartışıyorsak, yani Cumhurbaşkanlığını kazanmış bir altılı masa, aynı zamanda parlamentoda çoğunluğu elde etmiş bir altılı masa olacaktır. Bu durumda, yani gerekiyorsa Cumhurbaşkanı kararnamesi, gerekiyorsa yani yasa, meclisten geçirilecek yasa. Yani bu durumda Sayın Mehmet Uçum'un bu olmaz, bu şey yapılamaz falan gibi veya böyle bir değerli paylaşım yapılamaz gibi değerlendirmeleri havada kalır. Çünkü anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini ne şekilde kullanacağı konusunda bir tanımlama, tek diğer bir tanımlama yapılmış. Diğer konuklara dönmeden şunu da soralım mı? Tek sizce bir tanımlama, bu istikrar bir dakika, adına bir, tek bir sorun tanımlama, yaratır mı? Tek bir tanımlama yapılmış, meclisin geçirdiği yasalarla
yasalara çelişkili veya o alanda meclisin geçirdiği bir yasa varsa Cumhurbaşkanı o zaman onunla ilgili düzenleme yapamıyor. Ki o durumda da meclisten gerekli yasa meclisten geçirilir. Cumhurbaşkanı gerekmiyorsa Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu teşkilatlanma modeli yapılabilir ve Cumhurbaşkanı yardımcısı konumundaki parti liderleri de eğer parti liderleri olacaksa kendi alanlarında imza yetkisine sahip olabilirler. Ayrıca biraz önce milletvekili arkadaşımın söylediği gibi istişare her zaman yapılabilecek bir şeydir. Yapılması gereken bir şeydir. Bir kişinin aklı yerine yani 5-6 kişinin aklı çok daha iyi sonuçlar verecektir.